Küçükken cinsel istismara uğradın, kimseye anlatamadın, kimseyle konuşamadın, içinde saklıyorsun, hatta sen bile unuttun. Ama bugün günümüzde genç bir kadın ya da erkek olarak problem yaşıyorsun. Cinsel isteksizsin, orgazm olamıyorsun ya da ilişkiye giremiyorsun, duvar gibi bir şey var orada. Ya da giriyorsun ama çok canın yanıyor. Ya da uyarılamıyorsun, ıslanamıyorsun, ıslanma problemleri yaşıyorsun, kuruluk yaşıyorsun, tamamen hissiz hissediyorsun, dokunuluyor ama hissetmiyorsun. Ya da tam tersi aşırı uyarılıyorsun, aşırı cinsel isteğin var ve sürekli seks yapmak istiyorsun. Bunların her biri birer cinsel bozukluk, cinsel disfonksiyon, seksüel disfonksiyon ve bunların tedavi edilmeleri gerekmekte. Geçmişte yaşadığın bu olumsuz, berbat, adaletsiz tecrübenin günümüzdeki cinsel hayatına etkilemesine daha ne kadar izin vereceksin? Bunun için güvenli ilişkiler kurmak, kendini tamamen rahat hissettiğin ilişkilere kendini açmak, karşı tarafla sözel iletişimi sürekli korumak, kendini hissiz ya da savunmasız hissettiğinde, korktuğunda bunu dile getirmek, yeterince uyarı olmadan cinsel ilişkiye müsaade etmemek, rıza dışında hiçbir konuda izin vermemek, güç dengesinin olduğu ilişkilere açık olmak, ilişkiyi kontrol altında tutabilmek, daha sonra rahatladıktan sonra kontrolü dengeli bir şekilde kurmak, cinsel uyarı almadan önce fiziksel ve ruhsal olarak rahatlayabilmek ve tabii ki cinselliğe odaklanabilmekle bu problemleri anlık çözmek mümkün. Ama öncesinde mutlaka travmayla yüzleşilmeli ve geçmişte yaşanılan bu senin asla suçunun olmadığı ve masum olduğun bu konuda şu anki hayatını etkilemesine izin vermeden bu konuyla ilgili travmayı temizleyecek çalışmalarda bulunmak çok önemli. Bir cinsel terapi yapan hekimle, bir psikolog ve psikiyatrla bu konuyla ilgilenen hekimle bu konu üzerinde çalışmak çok önemli.